Efendim gündemdeki bir diğer sıcak başlık da Yunanistan'ın üst üste Türk jetlerini taciz etmesi. Bir hafta içinde 3 kez tacizde bulunmuştu kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da işte bu tacizlere tepki gösterdi. Akar bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez dedi. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım ifadelerini kullandı. Kötü komşumuz. Ve bunu arkadaşlarım görmesi lazım. Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de son bir haftada Türk F-16'larını 3 kez taciz etti. O tacizlerden birini ise S-300 sistemiyle yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı o hamlesi nedeniyle kötü komşu olarak nitelendirdi. Bu kadar aleni bir şımarıklık, bu kadar böyle pervasızlık bu kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri rütbe terfi töreninde konuştu Bakan Akar. Gündeminde Yunanistan'ın üst üste Türk jetlerine radar kilidi atması vardı. Akar, Yunanistan'ın Türk uçaklarının görevinden haberimiz yok açıklamasına ise tepkiliydi. Planlar yapılmış, programlar yapılmış. 22 Ağustos'ta Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Türk Hava Kuvvetleri unsurları F-16'ları eskort edecek. Belliyken bizim haberimiz yok diye yalan ve inkara başvurdu bu kötü komşu. Bakan Akar'ın bir tepkisi de batılı ülkelereydi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması sonrası gösterilen tavrı da hatırlattı. Geçmişte hava sahamızı savunmak için, hava savunmamız için, uzun menzilli bölge hava savunma sistemleri için gittik, Amerikalılarla görüştük. Patriot istedik, vermediler. Fransızlara konuştuk, gittik konuştuk, Samti istedik, vermediler. Bunun üzerine biz gittik S-400 aldık. Allah yer yerinden oynadı. Siz nasıl alırsınız diye. Şimdi 23 Ağustos'ta bunun bir başka modeli, yani bir alt modeli S-300'de orada durup dururken hem de NATO görevini yapan Türk F-16'larını S-300'de radar kilitini altına aldı.